Selamun aleyküm canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket versin derken içeri arı girdi. Git kız! Baba. Neyse, herhalde çıktı camdan. Neyse, başladığımız yerden devam edelim. Yani daha doğrusu bıraktığımız yerden diyelim. Bak tam tarhanam şöyle un helvası kıvamına geldi bak. Bunu şimdi böyle. Yani bilmeyenler için, çünkü her yörede farklı oluyormuş ya. Bilmeyenler için bak böyle bunu elimde ovalıyorum. Aha, böyle. Dedim ya un helvası kıvamına geldi diye. Biraz beni uğraştı da ilk başta. Baksana ta ufaladım bunu. Şöyle kenkü diyoruz ya, tabii siz bunu süzgeç diyorsunuz, kevgir diyorsunuz. Altına da yapışmış. Bunu böyle içine alacağım. Ama bak böyle seriyorum. Eleye eleye. Dedim ya ovala. Ondan sonra bunu içine böyle alıver. Ondan sonra da eliyorum. Sonra şey yapacağım. Burada birkaç gün duracak. Kuruyacak. Ondan sonra da yine bunu aynı getirdiğim o plastik kaba dolduracağım. Biraz burada bırakırım. Biraz eve götürürüm. Ne yapalım şey, Zonguldak'ta yoğurduk. Kastamonu'da çıkarıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi tam kıvamına geldi. Bak iyice ufalanıyor, görüyor musun? Böyle ben bunu yapayım. Ondan sonra normal başka işlerimize devam ediyoruz. Ama gene su yok. Yani o kadar diyeyim sana, ne temizlik yapabildim ne bir şey. Bunu da o yüzden burada çıkarıyorum. Bilmiyorum vallahi, inşallah sular gelirse bir kırklanırız bakalım. Rengini tutturamadıydım, şimdi tuttu. Bak bir şey diyeceğim. Bunu mesela az önce izledin ya giriş kısmını. Ertesi günü çekiyorum. Çünkü inan olsun akşam saat kaçtı kız? 7.30'da falan bitti. Niye dersen, yani annemin şeyle yaptığım kenkü diyordum ya. Ondan yaptım, sana yemin olsun o kadar inceymiş ki dişleri. Kız ovala böyle elemeyle zaten dökülmüyor. Böyle elimle döndürmüşsün, şöyle mesela elimle döndürdüm. Yani bütün günüm aldı diyebilirim. Rengini böyle kaybolduğuna bakma bak şu. Asıl rengi bu. Tabii kurudukça bunun kırmızılığı biraz daha gidecek. Bak şuralardan hafif kurumaya başladı. Bak şöyle göstereyim sana. Dur. Bak bu şekilde rengi. Ama inan olsun canımı çıkardı. Bak şu kadar da posası kaldı. Onu göstereyim sana. Bak bu kadar posası kaldı. Bunu da biraz şöyle şey yapacağım. Dibini indirebildiğimi indireceğim de çorba yapacağım bundan, sulayıp da biraz böyle ıslatıp. Artık bu posa bunun posası mı benim posam mı bilmiyorum yani. Kız baksana şeyin deliklerine. Buradan geçer mi bu? Tabii geçe bu hale getirdim ama sonunda yani o mu beni hakladı her zaman diyor. Ben mi bunu hakladım bilmiyorum yani. Kız bir de sana sular yok diyorum ya. Dün işte suyun başına gittiler de bayağı bir şeyler yapmışlar. Babam dedi ki birikti, sabaha gelir dedi. Aa bak geldi, şimdi bunları yıkayacağım bak. Tezgahın üstü boydan boya. Kahvaltı masası hala duruyor. Buraları halledeceğim şimdi. Ondan sonra evi temizleyeceğim. O tarhanayı gösterdim ben sana sadece ama tarhananın olduğu oda battı. Yani az çok gözüne şöyle bir canlandır sen de tarhana açıyorsan. Yani bilmiyorum, dur önce bir şurayı bir haklayalım da ondan sonra oraya geçeriz artık. Bulaşıklarımı yıkadım. Onlar tamam. Telleri de şöyle şuraya koydum ki suyu aksın. Böyle hani kaba koyunca bunlar... Dur netleştireyim. Kaba koyunca bunlar şey yapıyor. Böyle bir kokuyor. Sevmiyorum onu hiç. Çöpe atıp geleceğim şimdi. Bak bir de tarhanayı da göstereyim sana. Hani posası kaldı demiştim ya. Bak onu da böyle suyun içine koydum. Su bastım. Şey yapacağım. Süzgeçten geçireceğim şu fazla soğan, işte sarımsağın annesi üstünde kalsın diye. Bunun çorbasını yapacağım. Ocağı da temizledim, sildim. Masayı falan toparladım. Buradaki fazla kapları da hallettim. Bunu kaldıracağım, sirkeleyeceğim. Ondan sonra sana şu banyonun yerlerin halini göstereyim. Yıkayamadığımdan, temizleyemediğimden. Bak. Görüyor musun? Yine bu balkonu temizleyeceğim. Bak şu ta kurbanın altına serdiğimiz şey. Serdiğimiz muşamba. Onu yine yıkayıp da kaldıracağım. Kurbanı mesela böyle seriyorsun ya. Onu şey yapıyorum. Seriyorum. Onu yine dolaba kaldıracağım. Gurutupta. Buraları temizlemem lazım. Evi işte dediğim gibi böyle bir kat süpüreceğim. Silemedim, süpüremedim. Yani dün zaten akşama kadar tarhanayla uğraştım. Salona gidelim mi? Gitmeyelim. Çünkü salon çok berbat. Çocuklar kalktığı gibi gittiler. Yatak yorgan duruyor. Orayı da toplayayım. Artık temizliğe başlayalım. Bütün her yeri kaldırdım. Çöpleri möpleri de attım. Camı da açtım. Balkonun kapısını da açtım. Babam giderken, ya aslında nereye gittiler biliyor musun benimkiler? Babam, çocuklar şeye, şu aşağıdan Recep abi diyor mu? Bak şu karşıdaki ev. Ha, şurası. O evdeki abi onları şeye götürdü. Adını da çaya götürdü. Ben de hemen babamın şöyle bahçede giydiği kıyafetlerini atıverdim makineye. Onlar dedim hemen yıkasın. Bayağı bir çamur olmuşlar. Terlemiş falan. Onlar burada rüzgarlanıyor. O gelene kadar hallolur kız. Kurudun mu?
kurumuş neredeyse. Baba inekle gelmiş gene, hayvanla gelmiş. Affedersin, öyle diyoruz ya burada. Bak, duyuyor musun sesini? Şıkır şıkır. Neyse bak, daha bu balkon da hallolacak. Paspasra falan hep dediğim gibi kaldırdım. Şurayı da kaldırdım. Tarhana da burada, guriye bak. Buraları şimdi bir yerleri sileceğim. Dur bakalım. Yani süpüreceğim önce daha doğrusu. Süpüreceğim, ondan sonra da sileceğim. Ondan sonra da yemek işine gireceğim. Yemeği koydum ocağa, gaynaya. Ondan sonra çorbayı falan yaparım. Ne güzel havalanıyor değil mi? Bak şu en çok sevdiğim manzaradır bak. Balkondan doğru böyle havalanıyor bu perde. Acayip boşuma gider. Neyse lafı uzatmayalım. Bir de sana bir şey diyeceğim. Bak şunları görüyor musun? Güvercine artık ağızlarında şeyle geliyorlar eve bak. Banyoda var şimdi. Banyo müsait olmadığından gösteremeyeceğim. Böyle ufak ufak şey getiriyorlar ağızlarında yuva yapmak için. Çalı parçası. Kafayı yemiş kız, neredeyse şey yapacak, eve yuva yapacaklar. Öyle yani. Bak şuraları buraları hep şimdi süpüreceğim, sileceğim. Yemeği de dediğim gibi şuraya ocağa koydum. Bunu da kaldırdım, silkeledim. Artık şimdi süpürüp silme işi var. Onu da ben tabii, şu makine de benimkinden beter göğe çıkar. Sesi az çıkar maşallah. Bundan şimdi buraları sileyim, ondan sonra süpüreyim. Yok, bundan silelim mi? Bundan süpüreceğiz, ondan sonra sileceğiz. Gösteriyorum ama hiç saçıma başıma bakma, paçoza döndüm. Ne diyelim, şey yapacak bir şey yok. Dediğim ya şeyi, şurada şey vardı, muşamba vardı. Şey muşambası kız, neydi? Etin altına serdiğimiz muşamba. Onu bir kere yıkadım, şimdi ikinciyi yıkayacağım. Şurayı takı vereceğim, burada kurusun. Suyu da buraya doğru akıtı vereceğim. Şey yapsın, yumuşasın diye. Başka türlü arınmaz. İnan ki. Baksana bunu şeyin altına seriyor. Etin altına seriyor. Hani eti mesela böyle şeyden kesildiği yerden gelince eve yayıyorsun ya. Bir insü dolanmış. Suyu da buraya doğru aksa. Zaten şimdi suyu buraya doğru aktı verici şey yapsın, yumuşasın diye. Şöyle kolada zafer edeyim bunu, balkonu. Açıksan kız. Birazcık delik melik mi? İkiye katı veririm bunu ben. Dur gitsin su. Benimkiler de bu arada geldiler, sana bir şey anlatayım. Dur biliyorsun. Şimdi şu suyu aksın aşağı balkona gitmesin. Şimdi bizimkiler şeye gidiyorlardı ya, çaya gideceklerdi ya. Ben dedim ki termos vardı bizim, onu götürdük buraya. O dedim, size dedim çay yap vereyim dedim. Dur şöyle kaldıran belim büküldü. Olmaya kı. Çok havada dur. Neyse şu şunu yapıştıram. İdare et şeyini değil. Şey dedim ki, dedim termosa dedim çay yap vereyim dedim. Ondan sonra benim oğlan kıyameti koparıyor büyüğü. Aman diye boş ver, çay kim içecek orada diye, banyo etmedi bilmem ne. İki tane yuvarlak ekmek koydum, domates, biber, bir de helva koydum. Şey şekerlerini, bardaklarını falan vermedim. Bir baktım poşet bomboşça geldi. Anne diye niye ekmek kaldı diye, niye çay kaldı diye. En son çayı birisi istemiş, ona da verememişler. Ne oldu dedim. Bana dedim böyle böyle diyordun dedim. Ona zısır diye pis pis. Kız öyle çay gibi yere, deniz gibi boş gidiyor mu? Suya girince zaten insan böyle bir şey yapıyor ya. Çıkınca böyle bir acıkıyor ya. Ben biliyorum başıma gelecek. Bomboşça yollamadım ben de onları. Ama bayağı bir çay içmişler. Benim ufak olan bile çay içmiş. Normalde içmez. Neyse şunu da şuraya da. Al aşağı balkona gitme lan. Mandal götürüyorsun. Nerede? Sen burada kurursan bir tane aynı yine kalkıp koyacağım, tamam mı? Koy da kimse olmayacağım. Şabayla konuşuyorum. Ne diyeyim? Açılsana kızım. Eskiden biliyorum böyle muşambaları yatay şemilin yanalarımıza altlarımıza seret, biliyor musun muşamba? O geldi aklıma şimdi. Açın şöyle bakalım, güzelce kuru. Yine aynı yerine kaldı oğlum senin. Seni herhalde nasip ederse şey yaparsak adını diye. Kurban kesesek o zaman yine kullanırız. Sana bir de şeyleri göstereceğim. Bak kantoranlar kurudu be yaca. Rüzgar alıp savurmadan kurudu bak. Görüyor musun? Bunları böyle şeyin içine koyacaksın. Oraya gidince hakiki zeytinyağının içine koyacağım. Bu o zaman şey oluyormuş. Kantaran yağı oluyormuş. Bu böyle içinin özünü falan bırakıyormuş ya. Yapacaksın onu da gurutayım. Yola gideceğim, bir tane daha toplayacağım. Hep yiyeceksin köyleri. Dur. Neyse canım, birazdan gelirim gene. Rotar yaptık. Yerleri sileceği değil mi? Geldiler dedim ya sen şeyde. Şu boynuzlarıma da. Boynuzu antenlerime düşerler. Takip tokaları. Bunlar ne biliyor musun? Anamın tokaları. Hatta bunun içine bir tane saçını buldum da kutunun içine evde saklayayım, bizim şeyde Zonguldak'taki evde.
Oğlan duşa girdi. Şeyden geldiler ya, çaydan. Bak şimdi gösterelim sana. Görüyor musun? Yok. Bak. Ben şimdi burada suya çalsam orada kayna. Hiç değil mi baba? Bahçeye erken değil mi ya? Çok sıcak. Bahçeye gidecek mi babam, he? Soğuk su ile konuşamaz. Ha, değil mi? Kabahatlar da başlayacağım. İyi, kabahatlardan doğru başlayacağım diye dışarısı çok sıcak, yanı yanmadı. Bir görsen. Ben de şimdi oğlanı bekliyorum. Ne diyeyim? Su gelmeye, neyle yıkayacak? Ama neyle sileceğin yerlere en azından sildin de bir tek şey falan süpürdün de silmesi kaldı. Efendim baba? Sıra gelir. Yok yok, Nevzat duşa girdi ya, o zaman gelmiyor. Sıkıntı sandım, olmakla çıktı dün, çok uğraştılar da. O yüzden neyse, bekleyelim, ondan sonra yerlere falan şey yaparız, sileriz. Balkonu bir şöyle akıtırın. Bugünlük mola vereceğim. Çünkü niye dersen, camları sileceğim komple. Buraları halledeceğim. Köyde, ne yapayım, kapı nasıl buraya? Şeyi, köyde böyle mesela bayramımız arası hiç temizliğe falan girmedik. Ben dedim, herkes dedim, el dedim, çekilince dedim, öyle dedim, yaparım yani ağır ağır dedim. Hem dedim, videoyu çekerim, vakit geçer dedim, hem dedim, temizlerim dedim. Çünkü bayram arası zaten yapma şansın yok. İlk katı yaptık ya, o giriş katını bayram için. O yüzden bunları halletmedik yani, hiç girmedik diye bir şey. Zaten uşakların arkasını dönmekten bir kaldım. Ondan sonra neyse, dolapları falan şey yapacağım. Buzdolabı biraz kötü olmuş gene. Buzdolabını temizleyeceğim, toparlayacağım. Ondan sonra fazla bir işim kalmıyor zaten. Sonra şöyle senden şuralara doğru gideriz. Oturak gideriz ama kendim gidemem, korkuyan. Ondan sonra şey falan var ya, bazı ayırmaya çıkar şey, bazı korkuyan. Bakma, geçen sene burada bir şey çıktıydı karşıma. Onda hatta anısı var. Videom var böyle. Tam suyun başına yürüyüş yapıyordum. Gidip geliyordum böyle hava serinleyince. Zayıflayıcı diye. O zamandan var ya bende hastalık. Baktım şey var. Böyle suyun önüne bir şey bir indi, deponu orası, çöpü oraya. Ben onu tanıyamadım, o beni tanıyamadı. Zaten beni nereye tanısın? Ondan sonra o benden korktu, ben ondan korktum. Ben böylece kaldım. Kız, anam sabah onu eğer şey yaparsan izle. Kız, aklım onun çıktı. Hayvanı hiçbir şeye benzetemedi. Kedi desem değil, köpek desem hiç değil. Çakalı zaten görsem tanımam. Ayı zaten değil, ufacık bir şey. Yani ne olduğunu çözemedim onu. O yüzden böyle oralara gidip gelmeye korkuyorum. Hatta şu işlerimi yola sokarsam şey yapacağım. Şöyle doğru yürüyüşe gidip geleceğim. Sen o zamanlarda böyle şeyleri gösteriverin. Olursan gösteriverin. Bayağı güzeldi yani bunlar, yeşillikti. Öyle işte, ne diyelim. Uşağı bekleyen, ne yapayım? Rotar yaptık, yapacak bir şey yok. Şu antenlerimi de şey yaptım, dağıttım adamın tokalarıyla. Neyse, yapacağız, yapacak bir şey yok. Sular kesiliyormuş gene ya. Şimdi şurada bir tane abi var, o geldi. Hatta dedi, Kadir abinin arasında büyük ihtimal su kesiliyor diye söylüyor. Allah'tan ben saçımı falan yıkadım sabah. İnan ki var ya, saçımı kafamdan ayıramadım yani, öyleydi. Şimdi şuradan da hazır dım 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 su şey yapayım da. Artık soğuk suyla sileceğim dedi. Sinan lazım, bak gösterin sağlık. Uşak işe gibi geliyor. Bak. Ama birazdan azalacak. Ne dedim şey, böyle böyle biraz biriktireyim de kaybolmadan şey yaparız, silelim. Ne yapayım, en azından bir ayağımızın alt tümüz oldu değil mi? Bu koyun geçen sene bu su derdi ne oldu, bu sene anladım ben. Bu sene bir su derdi var. Bu oyuna gidiye gidiye gidiye, bu van gibi yapıyorlar. Ondan sonra gidiyor. Görüyor musun, nasıl azaldı? Aha. Gitti, tamam. Boşaltma bari. Doldurabildiğinden yapacağım şimdi değil. Şu yukarıda geçen sene şeyle dolduydum, damacanama dolduydum. Ondan biraz idare edip kalkıyordum, onları duydum. Ondan sonra şimdi de artık buradan çıkışmazsa yine oradan alacağım suyu da evde ondan sileceğim. Şimdi ben ayağlarımızın altında eşkım oluyor da. Of, büyük ihtimal yine suyun başına gidecek. Artık bu böyle bir iki sene atmış, seni gördüm, ne bir şey. Böyle böyle almışız, su bekliyordum, şimdi olmaz sileceğim evi. Hiç de senden soğuk söyle, ev sileceğim ama ne yapayım şey ya. Bir silmemek de neydi? Zorla temizlik yapıyorum kız. Bulaşık deterjanı dökeceğim, ne yapayım? Yıkama neresiymiş bunun, kurutma neresiymiş. Neyse, şöyle yapayım. Çıkmaya gibi geliyorum, hani son suyla yapıyorum ya. Çıkmaya gibi geliyorum, artık ne yapalım, yapacak bir şey yok. Balkonda kıtabilseydim iyiydi, evin içini bitirince dedim, şunu ötürmüş dedim, bir kahve içelim dedim. Nereye içiyorsun kahveyi? Of, ben de evde içerim ama boş, ev Silyan ya. Boş ev. Hemen de kili çıkıyor. Ama işte sıcak su olunca tavcı boşuma gidiyor.
Sen şu an durmadan gidiyorsundur kız şeride. Neydi bunun adı? Laminatları kaldı diyorsun değil mi? Orada da hıçak yapmayan tabii kaynar. Kiri çıkacak kadar ama neyse. Bugünlük böyle olmasın. İnşallah bugünlük olur. Bu su ya vallahi anlamadım ben ya. Geçen sene hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım bir su sıkıntısı. Ama bu sene işimiz kötü. Dün akşam bir elektrik gitti. Tam sular yok derken. Ne diye şey ya. Köy yeri böyle olacak bir şey yok. Eskiden tazurdu o. Ay şey değil ki Nevzat. Benim bir oğlan anne diye görüyor musun? Bayramı diye her yerde şenlendi, şakraklandı diye. Dedim şimdi kimse çocuklar yoktu. Önceden işte bu bayram zamanı gibiydi köyle. Şimdi ne oldu? Artık hep böyle büyükler, işte dedeler, babaanneler, öbür dünyaya göçen göçtü anam da dahil. Ondan sonra Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ne oldu? Ondan sonra çoluk çocuk zaten şehri göç etti. Yani benim hep değil mi? Bak benim kendi tarafımdan herkesim İstanbul'da. Hiç burada yani burada derken Zonguldak'ta hiç kimsem yok. Bütün bir köyün halkı hep yani köyün etrafı hep İstanbul'a göç etti. Hani böyle çoluk çocuk, torun, torba. Şimdi ne oldu? Büyükler de göç edince işte kalan tek tük kişiler kalıyor köyde yazın bu zamanları. Ama bayramda coşa. Gördün ya o kalabalığı. Şimdi o kalabalıkta ne ser yok. Hiç kimse yok. Bak sen ne senesi kız? Böyle işte günde 3 tane 4 tane araba ancak geçer. Ama o zaman bayram zamanında öyle miydi? Diye kendi o zamanlardan da işte lafı nereye götüreceğim? İşte diye, o zamanlar da diye güzelmiş tane diye. Güzel olur mu dediğim anamlar dedim bu uçakta mesela biz şeye gittik ya kaya dibine. Muhabbet uzaya eve ne yapayım? Kaya dibine gittik ki emanet için. O zaman mesela o uçaklarda bu işte yengem, babaannem, annem, uşaklığımızdan bilen hep böyle o uçaklarda tarlada mesela şeyle de değil, tırpanla da değil, orakla şey biçerlerdi, ekim biçerlerdi. Çünkü niye? Dedem rahmetli hiç sevmezdi tırpanla biçmeyi. Böyle düzgün olmayı derdi destelerini. Hep böyle orakla. O zaman da dedim hani zordu. Çünkü niye? O zaman elektrik yok, su yok. Geceleri böyle idare vardı biliyor musun? İdarelerden giderdi tuvalete. Hatta annemler öyle bir yordu ki gece mesela böyle tuvaletimiz gelsin söylemese korkatıp bize kızacaklar diye kaldırıyoruz. Çünkü niye? Karanlık. Bir de eski tahta evdeyiz böyle tahta evlerin şeylerin aralarında direkler var. Oraya gidip gezdirmeyeceğiz. Sen mi yengemi gelmesi lazım korkuya. Geldim gitmeye aldık ya falan onu diye. Çünkü girilmeyenler de biliyorsun yani onunla oluyor diye. Ondan sonra o gelince oraya da gidebiliriz senle. O evlerde mesela daha çok korkuyorsun. Hani böyle muhafazalı olmadığı için evler. Neyse o zamanlar tabii yani hem güzeldi uşaklığımız hem kötüydü. Oradaki işte eski çeşmeden su taşırdık. Böyle kovalarla bakırlarla falan. Hatta bir kere şeyle kuzenimle şey ne onun adı inek sarmayı merak ettik. Dama girdik. Hayvanın önüne normalde bir ot verirsin ya. Böyle şeyin süt sağırken. Biz onu ne bilelim? Hemen daldık hayvanın memelerine. Süt sağmayı ağzına bakır koyduk. Tabi hayvan bakırı bir tekme attı. Hayvan öyle boş boş ağzı çalışmayınca sana geldi sağdır mı? Ondan sonra babaannemize ne hızlıydı kız bakırma süt bakırmış yaptığınız diye. Ufacık şey küçük bir bakır vardı süt bakırı. Onu da işte gördük hatta bize diyordu her seferinde hani kız bakır mı götürdüğünüz mü diyordu. Ey rahmetli. Öyle yani tömüzükte kaldı laf da uzadı ne diyeyim. Buna geldi canlarım depreşi ya. Öyle işte şimdi kimse yok. Koyun işte elektrik su derdi hakikaten kötü hem önceden hiç yoktu. Şimdi yine umudum var mesela elektrik var su var. En azından bir internete bağlanıyor. Önceden hiçbir şey yoktu kız. Ama bu neydi öyle? Cenni sağ ol, anamları böyle korkudan kaldıramazdı kız gece yani tufatimiz geldi diye. Nereye kadar sabah kadar tutardı. Bazı kalınca canımıza geçince öyle kaldırdık da homurdaya homurdaya kalkaladı. Ne yapayım muşamba sermiyoruz altımızda mesela bazı yorumları tam işim. Değil mi? Bir de onu öyle kızacağım ama bir de öyle duyacağım dayak yiyeceğim sen de yatağı işedin diye. Ay ne zor uşaklığımız vardı kız ama çok güzeldi. Ama güzeldi işte. Şimdi her şeyimizin altında da kıymatı bilmiyoruz. Ne öyle eskisi gibi birbirine bağlılık kaldı, ne eskisi gibi. Zaten millet pandemiyi bekliyormuş, bakma. Çok lafı uzattım ama pandemiyi bekliyormuş. Ondan sonra dediler ki birbirimize gelip gitmedi. Karşı hiç kimse birbirine gidip gelmeye. Yine bir kahveye çağıran oluyor, yine sen bir kahveye çağırınca gelen oluyor. Öyle yani. Allah'ım yine sağlık versin de eskisi gibi nerede insanlık değişti? Kimse nasıl biliyorsa öyle yorumlayan. Yorumlasın da boşver. Yapacak bir şey yok. Sen kendini bildikten sonra bir de şöyle bir şey var. Kişi kendinden bilir işi diyorlar ya. Öyle. Gömeceksin, üstüne toprağa atıvereceksin. Öyle farz edeceksin. Boş. Hadi canım ben biraz daha konuşursam iş kötü yerlere doğru gidiyor. Ben evleri sileyim bir kahve yapayım gayrı. Şurada, burada içmeyeceksin. Alt yanda içeceksin. Gene alt yanda. Buraya bir de vıcırattık işin kötüsü. Su vadiği neyse.
Sular bugün benimle oyun oynuyor. Bir gidiyor, bir geliyor. Şimdi yine geldi. Şu kadar su biriktirdim. Bir şey daha döktüm. Kova daha döktüm buraya. Bunu akıttım. Suyu da döktüm, boşalttım. Golu temizledim. Golu arıttım. Bak köpek de gelmiş. Oraya çöp attıydım az önce. Onu yiyor. Güvercine tepemde. Oh ne diyecek? Bak yavrular sesini duyuyor mu? Cıyık cıyık. Duyuyor mu? Kim bilir kaç tane var. Neyse buraları da hallettim. Bak golu temizledim komple. Malayla gazıdım. Mala mı bu ne? Şundan gazıdım. Neyse şimdi bu yeri de şöyle bir akıtacağım. Yemek de ocakta bir şey ha. Bak görüyor musun şuraya baba? Görüyor musun? Yüzü yala bak. Şuraya bak. Görebiliyor musun? Bak. Allah kahretmesin. Bak bir suda bile ne kadar fark ediyor görüyor musun? Cılbır cılbır etti kız. Şu ikinciyi de döktüm mü? Onu da şimdi bir de şu çek pastan aldım mı? Su o yana meyilli. Normalde bu delik burada mı? Bu yana meyilli olması lazım ama işte o yana meyilli. Ne diyelim? Dur çek pastan çekeyim bu tarafa. Fırçayla yapmayayım için. Hadi gidelim. Kahveyi hak ettim değil mi? Şimdi kahve yapacağım. Kendim oturacağım burada. Tümüz tümüz içeceğim. Bak bak görüyor musun? Yüzü yala. Ama bundan sonra da ta arını bak. Mis gibi oluyor gördün mü? Gözüne sokuyorum. Gördün mü diye soruyorum ya bir de. Şıralara doğru. Burada da daha sap almadık biliyor musun? Git bakalım o yana doğru. Ben o yana itiyorum sen bu yana geliyorsun. Çıkı çıkıydı ya. Ayağımda naylon terlikle hava baksana. Şurayı doğru da. Şu kapının ağız kısmını da alalım. Tertemiz olsun. Kuruyunca oh mis. Yarın sabah bir bak her yere bırakmışlar emanetlerini. Ama hepsini doldurup da yukarı çatıya çıkarıvereceksin onlara. Nasıl oluyormuş diye. Bu güvercinleri var ya sen dur. Biriktireceksin hepsini yukarı çatıya bırakacaksın. Alın bunlar sizin diye. Çekirdeği kimmiş burada? Bakın şuraya doğru. Git kız ha. Buraya da şöyle bir kere daha çekin. Bak görüyor musun? Ben bu yana çekiyorum. Bu yana doğru gidiyorsun. Artık kahvemi yaparım herhalde. Herhalde hak ettim. Güvercin küpresinden eser bırakmadım bak. Bir dahakına bana hatırlat. Onları dediğim gibi buradan dolduracağım poşede. Yukarı çatıda ya bunlar. Çıkaracağım çatıya. Bakın bakayım nasıl yol olmuş. Bak dilim de suçtu fark ettin mi? Oh tertemiz oldu. Şimdi gideyim kendime bir kahve yapayım. Burada bir gidin şu sandalyeyi de aşağı alayım. Ayaklarımı şuraya bir dayayacağım. Oh tamam bugün yeter gayrı. Aa sarı kız. Bak yine gelmişler görüyor musun? Sarı kıza bak sarı kıza. Bak bak tam şurada bak gölgenin altına gitti. Acayip gitti. Çetin dibinden doğru gidiyor. Şuna da arkadaşları şu alaca bulaca. Bu da kara kız. Kanına bak. Dünyayı yemiş aynı ben gibi. Bak. Babam da burada bahçe sulayacak. Birazdan onun yanına iner ama bugünlük videoyu kapatacağım. Kabaklar falan bayağı yarpaklarını aşağı şey yapmışlar dedi. Salatalıklar falan baksana şu marulları yayıla kalmışlar. Şey ya çok güneş bir görsen bir yakıyı anlatamam sana. Gaya dibine giderken gördün işte. Bak ha, hayvanların asılı şurada bak. Sürüsü burada. Görüyor musun? Bak, sen yakınlaştır beni. Dur göremiyor. Şunlara bak kız. Ay elimde titreyen şey yoruldum herhalde. Uy. Sütü taşıracağım dur. Kahvelerimi de artık koyayım. Neyli kahveydi bu? Üçü bir aradanın sütlü kahvesi. Bir bardak bu kupayla su koydum. Bir bardak süt koydum. Biri büyük oğlana, biri bana. Artık içeyim değil mi? Hak ettim. Mutfağı da topladım yine. Çaydan gelenleri yıkadım. Uşaklar ne sütü yediler onları yıkadım. Yemeğin sosunu koydum. Şey de orada, pilav da orada. Bir tek şunu çorba haline dönüştüreceğim. Evrim geçirecek bu birazdan. Bir azıcık daha hamur olsun da. Ondan sonra ben buna da ayar veririm. Gayrı kahvemizi içelim değil mi? Şunu şöyle bir karıştıralım. Hak etmediysem haram olsun yüzüme tükür. Kız git. Sana kırdım o. Baba başına bak. Seni Allah kahretmesin. Neyse şöyle şuraya bir kurulayın. Ona oru otlasın ha. Ben de burada kahvemi içeyim. Bak babamı yanlayacağım şimdi birazdan. Şey yapıyor hortum tutuverin ona. Bir kahvemi içeceğim de şimdi şurada. Oturalım. Ayaklarımı da şuraya dayıverem. Koca terlikleri. Oh yeter be. İnan ki bugün bu su benden kafa buldu. Allah dalga geçti. Neyse sonunda balkonda yıkadım. Evde hakladım ya ona bak. Yine geliyor yine çoğalmış. Ya biriken su geliyor depoya ya da bilmiyorum artık anlamadım. Ya da benden kafa buluyor dediğim gibi. Bilmiyorum kahvemi de artık içeyim değil mi? Dedim ya hakikaten beni sen yüzüme tükür. Ay yarı sütlü yarı sütlü. Vallahi mükemmel oluyor. Ben çok şeker varmış olsun dediğin yapacak bir şey yok. Zaten sıkıntı vermez. Burada zaten hep hamur işiydi bilmem neydi. Ne de boş ver.
Gelmeye dikkat et. Hakkını helal et. Dediğim gibi birazdan babamı yanına ineceğim. Bugün çekiyorum videoyu. Bugün seyredeceğim. İnşallah yetişirse 20-15'e. Yarın için de bir tane video ayarlamam lazım. Çünkü dün tarhanayla ahşap ettim ya. Onu işte bugüne sarkınca maalesef şey yapamadım. Bir tane aynı güne video çekip de ertesi güne sarkıtamadım. Neyse sen anladın. Karıştı iş biraz ama olsun. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hakkını helal et. Benim bir tek çorba işim var. Onu da yapacaksın. Yemek işte tamam. Bugün de böyle savuşturmuş olduk. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Ben yine her akşam 20-15'te inşallah Rabbim müsaade ettiği müddetçe burada olmaya çalışacağım. Sen de hakkını helal et. Hadi görüşürüz yani 20-15'te inşallah.